Herkese selam. Bugün yeni bir videoyla aranızdayım. İlk videoda da bahsetmiştim zaten. Bugünkü videomuzda klima kontrol panelimizin sökümünü gerçekleştireceğiz. Ve arkasında iki tane T5 ampulümüz var. Büyük ihtimal benim bir tanesi patlak. Onları değiştireceğiz. Nasıl yapıldığını, nasıl söküldüğünü, ampulün nasıl değiştiğini yine bu videoda anlatacağım size. Öncelikle küllüğümüzü çekiyoruz kendimize doğru. Şurada bir mandal var. Onu aşağı doğru ittirip yatağından çıkartıyoruz. Şimdi burada yukarıda iki tane, küllük kısmında da dört tane olmak üzere toplamda bu çerçeveyi tutan altı tane vidamız var. Öncelikle bu vidaları söküyoruz. Bunu sökerken de ilk videoda olduğu gibi yine Torx alyan kullanıyoruz. Kilometre saatini söktüğümüz alyanla aynı alyan zaten. Burada önemli olan dostlar, şimdi daha önce sökülmediyse bu çerçevemiz, sökerken dikkat etmemiz lazım. Biraz hassas bir çerçeve ve yılların vermiş olduğu deformasyondan dolayı güneşten gevreyip çok hassas bir hale geliyor. O yüzden kırmamaya çalışın sökerken. Son vidamızı da söküyoruz. Evet, şimdi çerçeveyi kendimize doğru çekelim. Şöyle bıraktık. Çerçeveyi söktükten sonra klima kontrol panelimizi tutan iki tane daha vidamız var. Normalde bunlar da Torx vida diye hatırlıyorum ama ya benimki daha önce söküldü, yıldız tutuyor bunları, ya da ben yanlış hatırlıyorum. Siz eğer sökerseniz yıldız vida mı yoksa normal Torx vida mı yorumlara yazarsınız. Birinci vidamız. İkinci vidamızı da söküyoruz. Şimdi geriye doğru ittirip kendimize doğru çekelim bakalım. Sokette sökeceğiz, çıkmıyor. Soketin şurada iki tane mandalı var. Bunları bastırıp geriye doğru çekiyorsunuz. Şimdi gelmesi lazım. Aynen. Şimdi burada ampullerimizi göstereyim size. Birisi ve ikincisi. Bunları da yine çevirerek. Evet. Siyahlaşmış. Böyle de çeviriyoruz. Bu da siyahlaşmış. Ampullerimiz kilometre saatindeki ampullerle aynı T5. Şimdi onların da değişimini yapacağım. Daha sonra da soketi bağlayıp şuradan bir gözle kontrol edeceğim. Değişim var mı yok mu? Ampullerimiz yanıyor mu yanmıyor mu? Onların kontrolünü sağlayacağım. Yatağından çıkartıyoruz. İki tane ampulümüz var zaten. Şu şekilde. Bunlar kilometre saatindeki ampullerle aynı. Ben değişimini yaptım. Ampullerimiz de şu. Benim patlattı zaten bir tanesi. Şuradan çekip kendinize doğru çekiyorsunuz. Çıkıyor. Şu şekilde. Bunu da tekrar aynı şekilde yatağına oturtuyorsunuz. Şimdi yerine takalım. Diğerini de takıyoruz. Farkları veya farı açtığımızda videodan gözüküyor mu tam bilmiyorum ama şu an ampullerimiz yanıyor. Evet, farlar kapalı. Farlar kapalı. Ampuller yanmıyor. Şu an yanıyor. İşlemimiz bu kadar. Şimdi bütün işlemimiz bitti. Ve klima panelinin
ampullerini değiştirmek gerçekte bu kadar basit. Sadece 6 tane vida söküyorsunuz. Şu paneli de sökmek için 2 tane daha vida söküyorsunuz. Toplamda 8 tane vidalık işiniz var. Aşağıdan yukarıdan soketleri bastırıp çekiyorsunuz. Paneli de dikkatlice dışarıya alıyorsunuz. İşlem bu kadar. Şimdi montajına geçeceğim tekrar. Başta yaptığımız işlemin tersten geriye doğru yapıyoruz. Soketimize takalım. Dikkatlice. Evet. Şimdi bunu yatağına doğru getiriyoruz. Vidaları dengeli sıkmaya çalışın arkadaşlar. Tam oturduktan sonra hafif tatlı bir sıkı daha kontrol edersiniz. Bu sıkılık yeterli zaten. Evet. İşlemimiz bu kadar. Şimdi kapağı takacağız. Kapağı takarken de yine aynı şekilde dikkatlice yatağını oturtuyoruz. Bir tane vidayı oturttum yatağına. Çok sıkmıyorum, dikkat edin. Bir de şöyle bir şey var. Bu vidalardan iki tanesi, yani şu üstteki olanlar konik şeklinde. Onları takarken dikkat edin. Söktüğünüz sırayla takmaya çalışın. Yani şu küllüğün çerçevesini tutan kısım 4 vida ayrı. Yukarıyı tutan vidalarsa iki tane ayrı. Takalım şimdi yavaşça. Videoda yavaşça diye belirtiyorum özellikle. Yani bu videoyu paylaşmamın amacı zaten kendi başınıza bu basit uygulamaları yapmanız. Ama yaparken de ekstra bir masraf çıkartmamanızı istiyorum. Çok fazla sıkıp küllük çerçevesini kırıp daha sonra çıkma küllük çerçevesi aramaya kalkmayalım. Zaten zamanınız boldur büyük ihtimal. O yüzden yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde. En sonda bütün vidaları taktıktan sonra hafif tatlı bir şekilde boşluklarını alalım. Tek tek kontrolünü yapın. Şöyle parmak ucunuzda zaten çok fazla sıkmanıza gerek yok. Sonuçta plastik aksamı tutuyor bu. Evet. Şunları da kontrolü sağlayalım. Özellikle şu iki vidayı sıkarken çok dikkat edin. Çünkü ilk başta çatlayacak, kırılacak olan çerçevenin yerleri burasıdır. Şimdi küllüğümüze takalım. İşlemimiz bu kadar. Açalım bakalım. Farları açıyorum. Şu an tam videodan belli oluyor mu bilmiyorum ama ben şu an görebiliyorum. Akşam özellikle sizin için buranın resmini çekip atarım. Onu da videonun arkasına eklerim. Evet, bu videomuz da bu kadar. Klima kontrol panelimizin sökümünü gerçekleştirdik. Arkasında iki tane ampulümüz var. Onların değişimini gerçekleştirdik. Siz isterseniz bunlara LED ampul de takabilirsiniz, T5. Daha fazla aydınlık olur. Ama ben göz konforunu bozduğunu düşünüyorum. Özellikle karanlık yolda giderken
O yüzden kilometre saatini bile ampullerini LED'e çevirmiyorum. Orijinal ampullerini takıyorum. Evet hobidaşlar, videomuz bu kadar. 50 abone olduk şu anda. Teşekkürler. Videoları çekmeye devam edeceğim zaman buldukça. Siz de izlediğinizde görüyorsunuz zaten. Bayağı bir amatörce çekim oluyor. İstediğim de bu. Normal sanki kendiniz yapıyormuş gibi hissetmenizi istiyorum. Üçüncü videomda görüşmek üzere.